başkanım, siz turizmcisiniz aynı evet. zamanda. Eski belediye başkanısınız. Evet, 35 yıldır turizmci. Evet, 35 yıldır turizmcisiniz. Evet. Bugün burada ne oluyor? Bugün burada büyük bir haksızlık oluyor. Evet. Bugün bu kurumların ve devletin yahut görevlileri çita standart uyguluyor. Türk Mükün malumunuz iskelesiyle meşhur bir yer. İskelesiyle meşhur olan yerin yaklaşık 40 tane kaçak iskele var burada. Ben belediye başkanlığı bıraktıktan sonra bunlar oluştu. Ve biz burada kentsel tasarım projesi olarak kıyıları onaylattık. Kentsel tasarım projesi çerçevesinde ben bu iskeleyi plana uygun şekilde yaptım. Dolayısıyla ön izin belgesini aldım. Tam kiralamaya geçerken Turizm Bakanlığı'nın genelgesinden dolayı durdurdular. Biz dava açtık. İstinafta dava devam ediyor. Dava devam etmesine rağmen tek benim buradaki ön izinli 40 tane kaçak iskelenin içerisinde ön izinli plana uygun bir iskeleyi belediye ve kurumlar kimse burada bunu yıkmaya geldiler. Ani baskınla yıkmaya geldiler. Size bununla ilgili bir tebliğ yapıldı mı, yıkımla ilgili veya kendinizin kaldırmasıyla ilgili? Hayır, hiçbir tebligat da yapılmadı. Dolayısıyla iki davayı gelip biz yıkacağız diye bir kulağımıza bir şey uçuyorlardı. Dolayısıyla biz ben bundan şikayetçiyim. Bu kurumlardan da şikayetçiyim. Bugün bu durumu idare edemeyeceklerse, bu çita standart devam edecekse ben hepsinden şikayetçiyim. Belediye başkanından şikayetçiyim. Kaymakamdan şikayetçiyim. Mal müdüründen şikayetçiyim. Tüm kurumlardan, Bodrum kurumlarından şikayetçiyim. Yazılı olarak müracaatını edeceğim. Edeceğim. Bugün evet. böyle olunca dolayısıyla ben şimdi avukatımla görüşeceğim. Madem burada bir yıkım gerçekleşecekse, yapılacaksa tüm iskeleleri yıksınlar o zaman. Ya benim ön izni olan bir iskeleyi yıkmaları, yani burada sanki bir garaz ben varmış. Ön izni nereden almıştınız başkanım? Maliye Bakanlığı'ndan, Mal Müdürlüğü'nden gösterebilirim de. Dolayısıyla bu çita standartın görevi kötüye kullanmaktır bu. Evet. Çifte standart uygulamaktır vatandaş üzerinde ve bir baskı uygulamaktır. Ve ben bunu siyasi olarak da değerlendirmiyorum ama gerçekten burada bir garazi bir iş yapılıyor. Kaç tane iskele var şu anda Türk Mükün'de? 40 taneden fazla kaçak iskele var. Evet. Bunlarla niye kaymakamlık ilgilenmiyor, belediye başkanlığı niye ilgilenmiyor? Efendim niye tutana tutup bunları yıkmıyorlar? Mal müdürlüğü her sene 500 bin, 300 bin, 700 bin, 600 bin bunlardan işgaliye parası alıyor. Dolayısıyla bizden de alıyor ama sen tek bir iskeleyi, benim gurur meselesi yani burada gelip yıkması, yıksın. Devletin eğer varsa bir şeyi yıksın ama bu mahkeme devam ediyor. Ayrıca sadece benim iskelemi yıkması, burada ben belediye başkanlığı yaptım. Ben yanlış bir şey yapmadım. Kanunsuz bir iş de yapmadım. Her şeyi izinli alarak yaptım. Ama burada hiç izin almamış. Burada 40 tane 45 tane yaklaşık iskele var. Ne ön izini var, ne kentsel tasarıma uymuş, ne ki kıyı kanununa uygun. Bunlarla hiçbir uygulama yapılmıyor. Sen ani baskınla gel benim iskeleyi yık. Tamam yıksınlar, ben bir şey demiyorum. Ama mahkeme devam ediyor. Ama ben şikayetçiyim onlardan. Avukatımla görüşeceğim. Bu hafta içerisinde hepsinin hakkında dava açacağım. Şikayette bulunacağım yani. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun.